Şimdi bu mezheplerin tedvin devrinde bir de şu mezhepten bahsetmemiz lazım. O da Vehhabilik olarak bilinen Selefiye mezhebi. Bu mezhep 18. asırda ortaya çıkmış bir mezhep. Ondan önce Vehhabi diye bir mezhep yok. Selefiye diye de bir mezhep yok. Menşei 14. asırda yaşamış İbn-i Teymiye adında Harranlı bir aleme dayanır. İbn-i Teymiye aslen Hanbeli mezhebindeydi arkadaşlar. Fakat daha sonra şaz, marjinal görüşleri sebebiyle Hanbeli mezhebinden ayrılmıştır. Çok bilgili, çok kültürlü, çok kitap okumuş bir kimse. Talebeleri var İbn-i Kayyim gibi, Zehebi gibi, İbn-i Kesir gibi. Bu marjinal görüşleri sebebiyle birkaç kere ilmi müzakerelere ve muhakemelere tabi tutulmuş, mahkum olmuş. Mağlup olduğu halde mahkum olmuş. Fakat fikrinden vazgeçmemiştir. İbn-i Teymiye'nin fikriyatı daha ziyade inanç esaslarına mütedayıdır. O Allah'ın cisim olduğuna ve insana benzediğine inanırdı. Buna mücessibe ve müşebbiye fırkası deniyor. Aynı zamanda Eshab-ı Kiram hakkında ciddi tenkitleri mevzubahis olmuştur İbn-i Teymiye'nin. Tasavvufu, tevessülü, istigaseyi yani bazı tasavvufi ritüelleri reddetmiş. İşte kabir, türbeleri ziyaret, bunlara yapılan adaklar hususunda farklı görüşler ileri sürmüştür. İbn-i Teymiye'nin bu görüşlerini daha sonra başkaları da aşırı bir hale getirerek devam ettirmiş ama zaman içinde unutulmuştu. 18. asırda Basra'da ortaya çıkmış bir mezhep yeniden İbn-i Teymiye'nin görüşlerine sarıldı. Muhammed İbni Abdülvahhab adında Basralı bir genç tarafından ortaya atılmış bir mezhep bu. Babası ve erkek kardeşi Hanbeli alimleridir. Fakat kendisi ayrı bir yol tutmuştur. Babası ve kardeşi kendisine reddiyeler yazmıştır. Muhammed bin Abdülvehhab daha sonra Deriye emiri İbn-i Suud'la akrabalık kurarak yeni kurmuş olduğu mezhebi Arabistan'da yaymaya başlamıştır. Bu mezhep harici mezhebine çok benzer. Sert, rigid bir mezheptir. Günahların insanı dinden çıkaracağı, bir takım dine adette bir takım yeniliklerin bile, mesela minare yapmak gibi, dine aykırı olduğu, bidat olduğuna dair çok marjinal görüşlere sahiptirler. Osmanlılardaki Kadızadeliler hareketine benzeyen bir hareket bu. Tabii bu İngilizler bunun farkına varınca, bunu kullanarak, manipüle ederek Arabistan'ın defalarca Arabistan'da ayaklanmalar çıkarttılar. Osmanlılar çok mücadele etti onlarla. Sultan 3. Selim, Sultan 2. Mahmut. İşte Mekke'yi, Medine'yi bastılar, oradaki türbeleri yıktılar, hacıları öldürdüler. Çünkü Vehhabi olmayanların müşrik olduğuna inanıyorlardı. Tasavvufa inananların müşrik olduğuna inanıyorlardı. Kabir ziyareti yapanların müşrik olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın eli, gözlüğü, kulağı olmayanların müşrik olduğuna inanıyorlardı. Çok sert bir mezhepti. Osmanlılar bunları sindirdiler. Elebaşlarını yakalayıp Sultanahmet Meydanı'nda astılar. Fakat daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda İbni Suud İngilizlerle bir olup o zaman Hicaz'ı ele geçirdi. Hicaz hükümdarı olan Şerif Hüseyin Paşa'yı İngilizler buradan çıkarttılar. Çünkü Şerif Hüseyin Paşa Ehl-i Sünnet itikadına mensup bir zat idi. Hazreti Peygamber soyundandı zaten. Suud'a Hicaz'ı teslim etti. Böylece Arabistan İbni Suud'un yani Vehhabi mezhebinin eline geçti. Vehhabi mezhebi şu anda Suudi Arabistan'da resmi mezheptir arkadaşlar. Burada Ehl-i Sünnet'in dört mezhebi kabul edilmiyor. Vehhabi mezhebinin görüşleri mekteplerde, mahkemelerde tatbik ediliyor. İbn-i Teymiye'nin fetavası vardır. Bunlar onların kanun kitabı gibidir. Tabii Vehhabi demiyorlar, Selefi olduklarını söylüyorlar. Fakat bu Selefilik, inanç mezhebi olan Selefilik de aynı değildir arkadaşlar. Yani Maturidi ve Eşari mezhebinden önce Ehl-i Sünnet'in mensup olduğu mezhep Selefiye mezhebidir. Selefi Salihin yani ilk Müslümanların mezhebidir. Bu Selefiye o Selefiye ile aynı değil. İsim benzerliği var. Maalesef bunu bazı kelam hocaları bile yanılıyor. Hatta devletin basmış olduğu İmam Hatipler'de, İlahiyatlar'da basmış olduğu kitapta bile Vehhabiliğin, Selefiliğin Ehl-i Sünnet'in bir kolu olduğu söyleniyor ki çok yanlıştır. Yani devlet bile Caferiliğin ve Vehhabiliğin Ehl-i Sünnet dışı olduğunu bilmiyor. Bilmiyor ve kitaplara bu şekilde yazıyorlar maalesef. Bu yanlış bir bilgidir. Yanlış bir bilgidir. Bu safa arkadaşlar, Kabe'deki imamlar tabii ki Vehhabidir. Evet. Resmi mezheptir çünkü Suudi Arabistan'da. Vehhabilik
resmi mezheptir. Tabii Vehhabi demiyorlar onlar. Selefi diyorlar kendilerine. Selefiye diyorlar. Çok parlak bir isimdir Selefiye. Ama dediğim gibi hakiki Selefi'de bunun bir alakası yok. Mantıklarıyla hareket ediyorlar. Kur'an varken sünnet nedir diyorlar. Tabii burada Hazreti Peygamber'e bir şey de var. Yani hakaret de var. Hazreti Peygamber kim oluyor da Kur'an varken? Basit bir insan Hazreti Peygamber. Yani 7. asırda Arabistan'da yaşamış basit bir insan nasıl olur da din kurar? Yani bunun asıl maksadı budur. Yani demek istedikleri budur. Halbuki Hazreti Peygamber Kur'an'a göre aynı Kur'an-ı Kerim gibi din kurucusu bir zattır. Akılla mantıkla. Çok kişide bu var. Önce Kur'an, Kur'an'da yok. Kur'an'da yoksa kabul etmeyiz. Niye kabul etmiyorsunuz? Kur'an'da yoksa sünnette var. Hayır, sünneti kabul etmiyoruz. Zaman Kur'an da kabul etmiyor demektir. Mantık hatası var burada. Esas sebebi şudur. Dindeki pek çok hüküm sünnetle sabit olduğu için, dini hükümleri duymak zor geldiği için insanlara, Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ederseniz çok bir amel yok yani. İbadet yok. Aynı Hristiyanlık gibi. Ama sünnet işin içine girdiği zaman ibadetler var, yasaklar var, emirler var. O çok kişinin tabii işine gelmiyor. Biraz onun için tabii ki sünnete karşı soğuk davranıyorlar. Hatta kültürel sünnet diyorlar. Kültürel sünnet. Yani işimize gelmeyen sünnete biz kültürel sünnet deriz. Onu kabul etmeyiz. İşimize geleni ancak kabul ederiz. Halbuki bu dine aykırı bir husustur. Kabe imamlarının arkasında kılınan namaz kerahatle sahihtir. Yani ehli kıblenin arkasında kılınan namaz mal kerahe sahihtir. Eğer sizin ehli mezhebinize göre kabul olmadığını iyi biliyorsanız, mesela Şii, Caferi imamın arkasında namaz kılınmaz. Çünkü ayağını yıkamıyor. Biraz evvel söylediğim gibi. Halbuki ehli sünnet ayağını yıkamıyor. Onu biliyorsunuz. Vehhabi imamın arkasında Vehhabi olduğunu iyi bilmiyorsanız, dediğim gibi mekruh olur. Çünkü bidat ehlinin arkasında kılınan namaz mekruhtur. Hadis-i şerif var hakkında. Bidat sahibiyle evlenmeyiniz, onlarla görüşmeyiniz, cenazesine gitmeyin, arkasında namaz kılmayın şeklinde bir şey var. Evet, maalesef Hazreti Peygamber'in doğduğu topraklar böyle. Yani Hazreti Peygamber'in kokusu kalmamıştır orada. Hazreti Peygamber'le alakalı ne Mekke'de ne Medine'de hiçbir şey kalmamıştır arkadaşlar. Hiçbir şey kalmamıştır. Tamamını ortadan kaldırmışlardır Vehhabiler, türbeler. Valla fırka öyle ama eski kral biraz şeydi, Larş'tı kral Fahd. Onun için minarelere karşı değildi. Yani ama hakiki Vehhabilere sorarsanız, hakiki Vehhabiler hiçbirini affetmezler. Hazreti Peygamber'in türbesine de çok karşıdırlar. Hazreti Peygamber'in türbesini de yıkmak istiyorlar ama dediğim gibi UNESCO mani oluyor. Çünkü UNESCO korumasındadır. Mekruh iğrenç demek değildir. Kerih iğrenç demektir. Mekruh dinin beğenmediği şey demektir. Haramdan sonra gelir. Vallahi din kültürü dersinin okutulması garip değil. Yani dünyanın her yerinde, mekteplerde din kültürü okutulur. Yani Türkiye'de ise din çok güçlü bir fenomendir. İnsanların dini gayet iyi bilmesi lazım. Din kültürü okumak demek, dindar olmak demek değildir. Bizde din dersi dindarlıkla ölçülür. Bana sorarsanız din kültürü dersi mecburi olmalıdır. Her safhada herkese okutulmalıdır. Çünkü insanlar dini bilmedikleri zaman din hakkındaki olup bitenleri de yanlış analiz ediyorlar. Dediğim gibi dindarlıkla bir alakası yok bunun. Yani dindarlık başka şey, din dersi başka şeydir. Din kültürü okunması gereken, bilinmesi gereken bir mevzudur. Seçmeli meçmeli olması falan bunlar çok yanlıştır. Her din mensubuna okutulması gereken bir derstir. Çünkü neticede cemiyetin hayatını iyi kötü tanzim eden bir şey din. Beğenseniz de beğenmeseniz de. Ha, dini öğrenmek, yani dindar olarak dini öğrenmek o ayrı bir mesele. O Türkiye'de yasak biliyorsunuz. Türkiye'de İslam dininin okutulması yasaktır. Türkiye'de medreseler yasak. Türkiye'de İslami tedrisat vermek yasaktır. Yani o devlet kontrolü o da çok mahdut olarak verilir. Böyle bir problem. Böyle bir problem var. Evet arkadaşlar, şimdi hukukun tedvini devri mezheplerin teşekkülüyle devam etmiştir. Bu mezheplerin kitapları yazılmıştır. Ve her biri kendine göre hukukun hükümlerini tedvin etmiş, yazılı hale getirmiştir. Bu mezheplerin teşekkülü devrinden sonraki devre biz taklit devri diyoruz. Taklit devri uzun bir devir. Yani Hicri 4. asırda başlar.
ve günümüze kadar devam eder. Taklit devri. Taklit bilinen bir şey. Ama esas manası bir kimseyi körü körüne takip etmek demek. Yani delilini sormadan taklit etmek demek. Kıyade gerdanlık demektir. Taklit, İslamiyet'e göre insanlar ikiye ayrılırlar. Müçtehit olanlar ve olmayanlar. Müçtehit olanlar kitap sünnetten hüküm çıkarabilir, müçtehit olmayanlar çıkaramazlar. Peki müçtehit olmayanlar ne yapacak? Kur'an'dan sünnetten hüküm çıkaramayanlar ne yapacaklar? Onlar kitap sünnetten hüküm çıkaran bir müçtehide tabi olacaklar. İşte bu tabi olmaya biz taklit diyoruz. Böyle kişiye mukallit deniyor. Demek ki insanlar ya müçtehittir ya mukallittir. Alim de olsa mukallittir. Bir mezhebe mensuptur. İnsanlar bu dört mezhebin istediğine mensup olabilir. Fakat tabii bunu öğrenmek şartıyla. Bu öğrenmek de çok zor olduğu için tarih boyunca anane şöyle olmuştur. Herkes anne babasından öğrendiği mezhebe tabi olmuştur. O mezhebi devam ettirmiştir. Başka mezhebe de kolay kolay geçmemiştir. Mecbur kalmadığı müddetçe. Şimdi bu taklit devri artık bir İmam Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi bir müçtehidin yetişmediği devir. Bunu zaten anlıyoruz. Bu sefer ortaya şöyle bir iddia çıkmıştır. 4. asırda, Hicri 4. asırdan bahsediyoruz. İçtihat kapısı kapatılmıştır. Bu çok söylenen bir iddiadır. Yani Müslümanlar içtihat kapısını kapattılar. İçtihat kapısı kapatılınca İslamiyet donuklaştı, fikriyat donuklaştı, Müslümanlar geri kalmaya başladılar. Malumunuz modernistler, yani Müslümanların son asırda yaşadığı problemlerin sebebini araştırmak için kafa yoranların bir kısmı dediler ki, biz dediler İslamiyet'e uymadık, nefsimize uyduk, İslamiyet'e emir ve yasaklarına uymadığımız için başımıza bu işler geldi. Nitekim Tanzimat Fermanı'nda da böyle yazıyor. Bunlara muhafazakar veya gelenekçiler derler. İkinci bir grup ise dediler ki biz İslamiyet'e uymamak değil, uyduk ama uyduğumuz İslamiyet, İslamiyet'in kendisi değil. Biz İslamiyet'i tahrif ettik. İslamiyet dejenerasyona uğradı daha ilk asırdan beri. O sebeple bizim uyduğumuz İslamiyet aslında İslamiyet değil. Tamamen uydurma bir din. Biz tekrar bu dini ıslah etmeliyiz. Aslına döndürmeliyiz. Orijinal haline döndürmeliyiz. Ve ona uymalıyız. Bunu savunanlara da modernistler dendi. İşte bunun da en mühim iki tane problem. Bir tanesi içtihat kapısının kapatılması. Yani herkesin Kur'an sünnetten hüküm çıkartmak yerine başkalarına tabi olması. İkincisi de hilafetin saltanata dönüşmesi. Yani cumhuriyet varken saltanata dönüşmesi. Tabi bu onların kendi görüşlerine göre böyle. Bu hakikat olduğu manasına gelmiyor. Ama bu şekilde inandılar modernistler. Ve dediler ki Müslümanlar içtihat kapısını kapattıkları için yeni içtihatlar yapılamadı ve donuklaştı. Bu doğru değil arkadaşlar. Bir kere İçtihat kapısı kapatılmamıştır. Bunu kapatmaya kimsenin salahiyeti yoktur. Çünkü içtihat bir insan hakkı ve hürriyetidir. İnsan hakkı ve hürriyetlerine kimse mani olamaz. Devlet de kapatamaz. İnsanlar toplansalar deseler ki biz içtihat kapısını kapattık, buna kimse böyle bir şey söyleyemez. Hatta bir insan kendisi şahsi hürriyetlerinden vazgeçemez. Ben içtihat etmeyeceğim diyemez bir adam. Ben ilim öğrenmeyeceğim, mülkiyet sahibi olmayacağım, evlenmeyeceğim, seyahat etmeyeceğim böyle bir şey söylemez. Böyle bir taahhütte bulunamaz. Bir kere bu yanlış. İşte Cemalettin Efgani'nin kurduğu bu modernizmi Muhammed Abdu, Reşit Rıza, Muhammed Heykel, Ahmet Emin, Muhammed Şeltut, Mahmut Şeltut gibi Mısır'da ki yazarlar, işte Ebu'l-Ala Mevdudi, Ebu'l-Ala Nedvi gibi Pakistanlılar, efendim Türkiye'de İzmirli İsmail Hakkı gibi, Mehmet Akif Ersoy gibi, Şemsettin Günaltay gibi, Ziya Gökalp gibi kişiler terviç etmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti'nin çöküşü üzerine modernizm ciddi manada bir güç sahibi olmuştur. Yani İngiliz emperyalistleri de bu modernistleri desteklediler. Çünkü modernistler aynı zamanda Osmanlı halifeliğine de karşıydılar. Çünkü halifelik Osmanlı'nın hakkı değil, Kureyş'in hakkıdır diyorlardı. Bu da tam İngilizlerin işine gelen bir şeydi. Bu sebeple modernistleri desteklediler. Modernistleri desteklediler. Demek ki arkadaşlar, içtihat kapısını kapatmak mümkün değil. Peki bu iddia nereden çıkıyor? Bu iddia şuradan çıkıyor arkadaşlar. Bir kere 4. asırdan sonra İmam Ebu Hanife gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmet bin Hanbel gibi mutlak müçtehit çıkmadı. Şimdi müçtehitler çeşit çeşit. 7 grup alim vardır.
İslam ilimler sıralamasına. Bunların başında arkadaşlar mutlak müçtehitler geliyor. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel gibi. Bunlar kendi usul kaideleriyle, kendi metodolojilerini kurarak içtihatta bulunan alimlerdir. Böyle bir alim kolay kolay yetişmemiştir arkadaşlar. Birisi de çıkıp da ben İmam Ebu Hanife gibi müstakil bir mezhep kurdum dememiştir. Neden dememiştir? Şundan dolayı dememiştir. Birincisi Hazreti Peygamber buyurdu ki Hayrül kuruni karni. Devirlerin en hayırlısı benim devrimdir. Sümmellezine yelüne. Sonra onları takip edenlerdir. Sümmellezine yelüne. Sonra onları takip edenlerdir. Böylece Hazreti Peygamber 3 nesli övmüştür. Sahabeler, tabi'in ve tebe-i tabi'ini övmüştür. İşte arkadaşlar bu üç nesil yani 4 mezhep imamı bu üç neslin içine dahil. İmam Ebu Hanife tabiinden. Diğer üç eyyime selase ise tebe-i tabiinden. Şimdi yeni birisi çıkıp da Hazreti Peygamber'in övdüğü üç nesle mensup değilse bir kere edeben çıkıp da kendisi ben bir mezhep kurdum dememiştir. Dese de zaten kimse onu kabul etmez. Yani mezhep kurmak, müştehit olmak biraz kabulle alakalı. Yani İmam Ebu Hanife, İmam Şafii'yi kabul edenler ederler de seni kabul ederler mi? Bu sebeple 4. asırdan sonra mutlak müştehit ortaya çıkmamıştır. Ama bu ha bir başka sebep daha var tabii. Yani biz o övülmüş nesilden değiliz. Yani onlara karşı saygımız var. Biz onların önüne çıkamayız. Bir başka sebep de şimdi biz çıksak desek ki biz müştehidiz, mezhep kurduk. Bu sefer böyle olmayanlar da ortaya çıkar. Mezhep kurarlar. Dördüncü artık Müslümanların eski parlak havalarının ortadan kalktığı bir devir. Cemiyeti iyice karıştırmaya gerek yok. 4 mezhep lüzumlu, kafi olan her şeyi söylemiş. Yeni bir şeye ihtiyaç yok. Yeni bir mesele ortaya çıkmamış. 4 mezhep de her meseleyi çözmüş. O zaman tutup da yeni bir mezhep kurmanın manası yok, bölücülüğün lüzumu yok demişler. Yazılanlar yazılmış, söylenenler söylenmiş. Bu biraz edebin, aynı zamanda da Müslümanların iyiliğini düşünmenin bir neticesidir. Peki, o zaman Seddül Babil iştihat değil, İnsidad-ı Babil iştihat var. Kendiliğinden kapanmış iştihat kapısı. Peki, iştihat kapısını kapatabilirler mi? Kapatamazlar. Nasıl oldu peki kapandı? Mutlak iştihat kapısı kapandı. Kendiliğinden. Bir de mezhepte müştehitlik var. Mutlak müştehitler var. İmam Ebu Hanife gibi İmam Şafii. Bir de onların mezhebinde müştehitler var. Onu kimse kapatamaz ki. Mezhepte müştehitler kıyamete kadar gelir. Varsa eğer. O bir mezhebin içinde kalır. O mezhebin içinde çözülmemiş yeni meseleler ortaya çıkarsa veya çözülmüş meseleleri anlatmak, izah etmek icap ederse bu müştehitler hareket eder. Tarih boyunca bunun çok misali vardır. Çok misali vardır. Bunun misali çok. İslam tarihinde buna çok yeni ortaya çıkan meseleleri mezhepte müştehitler çözmüştür. O halde hani iştihat kapısı kapalıydı? İştihat kapısı kapalı olsa bu müştehitler nereden yetişecekti? Mesela İmam Gazali İmam Şafii ayarında bir müştehittir. Yani istese kendisi mezhep kurabilecek ayarda bir müştehittir. Fakat mezhep kurmamıştır. Kendisi Şafii mezhebinde bir alimdir. Muhammed Cerir Et-Taberi, İbni Huzeyme, İbn Ka'b, bunlar mezhep kuracak zatlar. İbnül Arabi, Ebu Bekir İbnül Arabi böyledir. Bunlar müstakil mezhep kurabilecek imamlardır. Hanefi mezhebinde Kadıanlar, Serahsiler müstakil mezhep kurabilecek zatlar. Bunların hepsi belli bir mezhebin içinde iştihat etmişler. Cevap verilmeyen meseleleri çözmüşler. Yeni ortaya çıkan meseleleri çözmüş insanlara faydalı olmuşlar. Demek ki arkadaşlar, iştihat kapısı kapandı. Müslüman fıkıh dondu. İslam hukuku geri kaldı. Bu söz doğru değil arkadaşlar. Bu söz doğru değil. İştihat kapısı kapanmamıştır. İslam tarihi boyunca her zaman müştehitler yetişmiştir. Kendilerini müştehit olduğunu söylemeseler bile müştehitler yetişmiştir. Kıyamete kadar da ehil varsa bunun önüne kimse geçemez. Peki niçin taklit devri deniyor? Eskisi kadar müştehit olmadığı için taklit devri deniyor. Yani insanların çoğu artık taklit ediyorlar.
Taklit devri ilimde bir donuklaşma değil, tam aksine canlılık devridir arkadaşlar. Bu devirde daha önce yazılmış olan, mezheplerin tedvini zamanında yazılmış olan meseleler kitaplara geçirilmiş. Bunlar tasnif edilmiş, sıralandırmalar yapılmış, delillere bağlanmış, hangi delille söylendi, izahlar yapılmış, haşiyeler yazılmış, çok sayıda kitaplar meydana getirilmiş, mezhepler arasında münazaralar, ilmi münazaralar olmuş, buna ilmi hilaf diyoruz, şimdi mukayeseli hukuk deniyor, buna dair kitaplar yazılmış. Bu arada bu devirde hadis-i şerifler kitaba geçirilmiş, tefsirler yazılmış, kelam kitapları yazılmış, tasavvuf kitapları yazılmış, İslam tarihleri kaleme alınmış. Çok yoğun, çok parlak, kesif bir ilmi faaliyet vardır bu taklit devrinde. Onun için bu taklit devrini donuk, statik bir devir olarak görmek yanlıştır arkadaşlar. Yanlıştır. Taklit devrinin son yüzyılı farklı bir isimle anılır. Taknin devri. Taknin. Taknin devri kanunlaştırma demek arkadaşlar. Şimdi artık bu devir 19. asır dünyanın değiştiği bir devir. Artık Müslümanlar eski ihtişamını kaybetmiş. Bir tane zaten İslam devleti var, o da Osmanlı İmparatorluğu. Diğerleri hep işgal altında. Osmanlı İmparatorluğu da zaaf içinde yaşıyor, varlığını devam ettiriyor. Avrupa ile artık farklı bir münasebet var. Ticari münasebetler var, diplomatik münasebetler var. Avrupalılar diyorlar ki siz iyisiniz, hoşsunuz, biz de size münasebet kurmak istiyoruz. Artık dostane münasebetler kurmak istiyoruz. Fakat biz sizin hukukunuzu bilmiyoruz. Sizin hukukunuz fıkıh kitaplarında yazan alimlerin içtihatları. Biz Arapça bilmiyoruz. Bunları anlamaktan aciziz. Siz bizi, bizim kanunlarımız gibi bunları kanun haline getirin. Buna engel yok. Yani her ne kadar İslam hukukunda kanun yok, çünkü fıkıh kitapları var ise de, fıkıh kitaplarının her biri aslında birer kanundur. Cümlelerine başına numara verin. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten mevzularına göre tasnif edilmiştir. Her biri bir kanun olur. Şu halde yapılacak tek şey fıkıh kitaplarını kanuna dönüştürmektir. İşte bu devirde o yapılmıştır. Osmanlılar bu devirde tuttular, mevcut fıkıh kitaplarını kanun haline getirmeye başladılar. İşte mecelleyi, ahkamı, adliye bunlardan bir tanesidir. İslam borçlar hukuku, eşya hukuku, usul hukuku kanun haline getirdi. Avrupa'yı bir şekilde Türkçe. Arazi kanunnamesi keza öyle. Arkasından hukuk aile kararnamesi derken devam edecekti. Osmanlı Devleti'nin ömrü vefa etmedi. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra onun toprakları üzerinde kurulan iril ufaklı devletlerden ki bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. İşte diğerleri Ürdün, Suriye, Irak keza. Bunların bir kısmı İslam hukukunu kısmen de olsa devam ettirme iddiasında oldu. Sadece Türkiye İslam hukukunu tamamen reddetti, kabul etmedi. İşte bunlar mesela ahval-i şahsiye denilen evlenme, boşanma, miras, vasiyet gibi hükümleri kanunlaştırdılar İslam hukukuna göre. Binaenaleyh taknin yani kanunlaştırma devri Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da günümüze kadar devam etti. Bugün de Ürdün, Irak, Suriye gibi kısmen de olsa İslam hukukunu tatbik etmek iddiasında olan devletlerde bu fıkhın belli bahislerinin kanunlaştırıldığını görüyoruz. Bu asırda emperyalistlerin işgaline uğrayan memleketlerde, işte Kuzey Afrika'da, Libya'da, Hindistan'da, Malaya'da sömürgecilerin yerli halka en azından hukuk dinlerini ve hukuklarını tatbik etmekte tolerans gösterdiğini görüyoruz. Yani sömürgeciler bile bağımsız, müstakil devletlerden çok daha toleranslı olmuştur İslam hukukunun tatbikatı meyanında. Kuzey Afrika'da Fransızlar, Libya'da İtalyanlar, Malaya'da Portekizliler, yani Endonezya'da Portekizliler, Hindistan'da İngilizler yerli halkın hukuk kitaplarını, fıkıh kitaplarını kendi dillerine tercüme edip kanun haline getirmişlerdir ve burada tatbik etmişlerdir. Bu da bu taknin devrinin hususiyetlerinden bir tanesidir. Böylece arkadaşlar İslam hukukunun devrelerini tamamlamış oluyoruz. Yani sahabe devri, asr-ı saadet devri, sahabe devri, tabi'in devri, mezheplerin teşekkülü ve hukukun tedvini, arkasından taklit ve nihayet taknin devriyle bu 1400 senelik proses son bulmuş oluyor. Yani şu anda da hala taklit ve taknin devrinin içinde bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar, bu meyanda anlatmamız gereken bir husus da delillerin değerlendirilmesi keyfiyetidir. Yani İslam hukukunun delilleri olan kitap, sünnet, evet, İmam Gazali'nin bir rüyası var. Mezhepte müştehitler. Mezhepte müştehitler. İşte İmam Ebu Yusuf mezhepte müştehittir arkadaşlar. İmam Muhammed, İmam Züfer, İmam Hasan,
Kadıhan, Serahsi, Pezdevi, bunlar hepsi mezhepte müştehitlerdir. Hatta İbn-i Hümam'a kadar böyledir mezhepte müştehitlerdir. İbn-i Nüceym, hatta İbn-i Abidin öyle sayılmasa bile öyledir. Şimdi arkadaşlar, İçtihattan ben daha önce size bahsetmiştim. İçtihat, Kur'an ve sünnet hükümlerinden açık olanları bir tarafa, açık olmayanları tefsir ederek, tabir ederek ne manaya geldiğini, buradaki murat nedir? Allah'ın muradı nedir? Peygamberin muradı nedir? Onu anlayıp sonra bunu stilize kanun hükmü, bir emir yasak haline getirmek demektir. Bunu yapabilecek kişiye müştehit deniyor. Herkes bunu yapamaz. Bunu yapmak için, yapabilmek için bir kere Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilmesi lazım. Arap edebiyatının edebiyatıyla beraber Arapçayı bilmesi lazım. Yani buradaki bu kelime ne manaya geliyor? Onu nasıl anlar? Şiirde geçen haliyle. Hazreti Peygamber ne mana vermiş? Eshab-ı Kiram ne mana vermiş? Bu o zamanki Kureyş'te nasıl kullanılıyordu? Bu ayet-i kerime kim için gelmiş? Hangi mesele için gelmiş? Burada kastedilen kimdir? Buradaki zamirler kime? Racidir. Bütün bunları bilmesi lazım. Nasih, mensup bunu bilmesi lazım. Öncelik, sonralık münasebetini bilmesi lazım. Hazreti Peygamber'in yüz binlerce hadis-i şerifini ezbere bilmesi lazım. Senetleriyle beraber. Yani kimler rivayet etti? Bunlar nasıl insanlar? Hal tercümeleriyle. Sonra bu hadis-i şerifler kim için söylendi? Ne kastediliyor? Oradaki mana ne? Öncelik, sonralık münasebeti ne? Çünkü nasih, mensup, yürürlükten kaldırma meseleleri var. Bunları bilmesi lazım. İcmaları bilmesi lazım. Yani kendinden önceki hukukçuların o mevzudaki icmalarını bilmesi lazımdır. Kendisi farklı bir şey söylememek için söyleyemez. Çünkü icma varsa kendisi farklı bir şey söyleyemez. Ve nihayet kendinden öncekinin ihtilaflarını bilmesi lazımdır. Çünkü ihtilaflarda da bazen icma vardır. Bu kabiliyeti kazanmış olan kişiye biz müştehit diyoruz. Bunun için belli bir nesep, belli bir tahsil süresi yoktur. Herkesin kabiliyetine göre bu mertebeye gelebilir. Eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in zamanında bunlar çoktu. Çünkü o zaman İslamiyet yeni gelmişti. İslamiyet'in hükümleri yeni vaz ediliyordu. Ve basit insanlara bunları anlatmak lazımdı. İnsanlar ayetten, hadisten hüküm çıkaramaz ki. Anlamaz ki onları. Anlasa da doğru amel edemez ki. Onun ne manaya geldiğini insanların anlayacağı dilden anlatmak lazımdır. Kur'an-ı Kerim, sünnet çok icazlı, çok edebi metinlerdir. Avamın bundan hüküm çıkartması mümkün değil. İşte müştehitler bunları nazara alarak, birbirleriyle de mukayese ederek bunları komparatif hale getirirler. İşte emir yasaklar. Şöyle yapmak lazım, böyle yapmamak lazım. İşte bunları içtihat diyoruz. Bu müştehitlerin içtihatları kendi mezhebini teşkil eder. Müştehit olmayanlar bir mezhebe tabi olurlar. Taklit ederler. Herkesin bir mezhebi olması lazımdır. Anane böyledir. Ancak farklı her zaman aynı mezhebi taklit etmek lazım değildir. Yani bir kimse bir ameli yaparken başka bir mezhebe, öbür ameli yaparken başka bir mezhebe uyabilir. Burada tek şart o mezhebin hükümlerini bilmektir. Biliyorsa zaten uyabilir. Bilmeyen nasıl uyabilir? Yani ben filanca mezhebe uyacağım. Kıymeti yok ki böyle demenin. Siz o mezhebin hükmünü biliyor musunuz? Ben Şafii'ye uyacağım. Nereden biliyorsun Şafii'nin hükmünü? Biliyorsan uy. Yani bilmek icap eder. O mesele için o mezhebin bütün hükümlerini bilmek icap eder. Bu da tabii neredeyse imkansızdır. Bugün hele insanlar tek bir mezhebi bile doğru düz bilmiyorlar. Kendi mezhebini şu anda çok iyi bilen insan sayısı çok çok azdır. Alimlerde bile bu böyle. Nerede kaldı ki başka mezhebi öğrenecek de o mezhebe göre amel edecek. Bu mümkün değil zaten. Onun için umumiyette insanlar atalarından, babalarından görmüş oldukları, bulundukları mıntıkada cari olan, mekteplerde okutulan kitaplarını rahatça bulabildikleri bir mezhebe tabi olurlar. Onu öğrenirler, onunla amel ederler. Ancak ihtiyaç olduğu zaman, bir sıkıntı, meşakkat olduğu zaman başka bir mezhebi taklit etmeye de mani yok. Mezhep taassubu kabul edilmemiştir. Şöyle ki, benim mezhebim en doğrudur, diğerleri de doğrudur. Bunu söyleme hakkınız var.
Benim mezhebim doğrudur, diğerleri doğru değildir. Bunu söyleyemezsiniz. Benim mezhebim iyidir, diğerleri kötüdür. Bunu söyleyemezsiniz. Benim mezhebim haktır, diğerleri yanlıştır. Bunu söyleyemezsiniz. Sizin bunu söyleme hakkınız yok. Çünkü siz alim değilsiniz. Bu taassuptur. Kendi mezhebinden olanları kabul etmek, kendi mezhebinden olmayanları reddetmek, bu da taassuptur. Mezhep taassubu kabul edilmemiştir. Onun için dört mezhep aynı inanca sahip olduğu için İslam tarihi boyunca birbirini eşit bilmiştir. Bunlar arasında bir fark mevzubahis değildir. Bu bir bölücülük de sayılmamıştır. Sayılmamıştır. Dediğim gibi bilmek şart. Mezhebi bilmek şart. İkinci bir şart mezhep taklidi için kolaylıklarını aramamak lazımdır. Şimdi şu meselede Şafii kolay. Bu meselede Hanefi kolay. Bu meselede Maliki kolay. Bunu din reddediyor. Bu dini oyuncak haline getirmektir. Bir mezhepte bir kolaylık varsa başka bir zorluk vardır. Öbür mezhepte de başka bir zorluk varsa bir kolaylık vardır. Bu şekilde. Üçüncüsü, bir mezhebi taklit ettiği zaman, başka bir mezhebi taklit ettiği zaman telfik yapmayacak. Telfik, hiçbir mezhebin kabul etmediği yeni bir hüküme ulaşmak demektir. Bir misal vereyim. Hanefi mezhebinde vücuttan akan kan abdesti bozar. Şafii mezhebinde bozmaz. Ama Hanefi, Şafii mezhebinde bir kadınla tokalaşmak abdesti bozar. Hanefi mezhebinde bozmaz. Şimdi bir kimse Hanefi eli kanasa dese ki benim Şafii mezhebinin abdestim var. Tamam, olabilir. Şafii mezhebinin eğer abdesti varsa zaten Şafii'yi taklit ederek namazını kılar. Bu arada bir kadınla tokalaşsa Şafii'ye göre de abdesti yok. Derse ki ben Hanefi'ye göre abdestim var. İşte bu telfiktir. Çünkü Hanefi'ye göre abdesti yok. Kanadı çünkü eli. Şafii'ye göre diyor kadınla tokalaştı. Elim kanadı ama Şafii'ye göre abdestim var. Tokalaştım ama Hanefi'ye göre abdestim var derse bu telfiktir. Telfik iki zıt kumaşı birbirine dikmek demek Arapçada. Telfik batıldır arkadaşlar. Yani mezhepleri bu şekilde bir araya getirmek caiz değildir. Bir kimse namaz olsun, oruç olsun, abdest olsun herhangi bir meselede bir mezhebi taklit edeceği zaman o mezhebin o şart, o mesele için aradığı bütün şartlara uyması icap eder. Bir adamın eli kanadığı zaman eğer Şafii mezhebini taklit edecekse abdestini Şafii mezhebine göre alması lazım. Çünkü abdest namazın şartıdır. Namazı Şafii mezhebine göre kılması lazımdır. Yoksa Şafii'ye göre abdestin var deyip Hanefi'ye göre kılarsa onun ne Hanefi'ye göre abdesti vardır, namazı olur, ne Şafii'ye göre. Yani her taklit ettiği meselede o mezhebin aradığı şartlara riayet etmek mecburiyeti vardır. Hanefi mezhebinde namazları cem etmek caiz değildir. Beş vakit namaz beş vakitte kılınır. Diğer üç mezhepte, seferde, hastalıkta ve korku anında namazları cem etmek caizdir. Ne demek namazı cem etmek? Beş vakit namazı üç vakitte kılmak demektir. Sabah tamam. Öğle ile ikindiyi öğle vaktinde veya ikindi vaktinde bir arada kılmak. Akşamla yatsıyı da akşam vaktinde veya yatsı vaktinde bir arada kılmak caizdir üç mezhepte. İşte adam mesela sefere gidiyor, yolculuk. Yolculukta namaz kılmak çok büyük bir meşakkattir. Bu üç mezhepten birini taklit ederek namazı cem edebilir. Hava meydanına mesela girer, tayyareye binecek. Tayyarede namaz kılması çok zor. Hava meydanında öğle ile ikindiyi bir arada kılar. İkindi vakti geldiği zaman tek kılması lazımdı. Çünkü kıldı daha önce. Çünkü seferde. Ama bu namazı kılarken artık o Hanefi değildir. Hangi mezhebi taklit ediyorsa, Maliki ise Maliki, Şafii ise Şafii, Hanbeli ise Hanbeli, o mezhebin namaz için aradığı şartlara, dolayısıyla abdeste, gusledir, riayet etmesi lazımdır. Zekat verirken de böyledir. Nikah kıyarken de böyledir. Yani mezhep taassubu yok. Herkes istediği mezhebe uyabilir. Teorik olarak bu mümkün. Ama bu pratikte böyle değil. İnsanlar bunu yapamazlar. Kendi mezheplerini zor öğrenen insan başka mezhebi öğrenemez. Diyelim ki öğrendi veya birine sordu. O takdirde o iş için o mezhebin aradığı bütün şartlara ve müfsitlere, yani o ameli bozan şeylere riayet etmesi icap eder. Aksi takdirde o ameli sahih olmaz ve buna telfik derler. Yani o ibadeti yapmamış olur. Siz kendiniz bir mezhep kuramazsınız, evet. Onlar kurmuşlar. Çünkü onlar müştehit. Siz müştehit değilsiniz. Kadının boşama hakkı bütün mezheplerde vardır. Hanefi mezhebinde de vardır. Kanamakla beraber kanın dağılması elbette ki. Yani o kadar tafsilata gerek yok. Burası abdest namaz anlatılan bir yer değil. Umre'ye gidildiğinde Hanefi mezhebine geçiliyor. Çünkü Şafiler
bir kadına değerlerse abdestleri bozulur. Abdest bozulursa tavaf bozulur. Yavaştan tavaf, abdest alıp tavaf yapmaları lazımdır. Evet arkadaşlar. Şimdi hacda cem var. Evet. Hacda cem var. Sadece Hanefi mezhebinde hacda, Arafat ve Müzdelife'de namaz cem edilir. Sadece oraya mahsustur. Şimdi arkadaşlar modernistler derler ki neden Müslümanlar kendileri Kur'an ve sünnetle hüküm çıkartmıyor da başkalarını taklit ediyorlar? Bir kere nasıl taklit etmesinler ki kendileri Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarabilecek kabiliyette değiller. Buna bir engel yok. Müştehit olmak ideal olandır. Keşke müştehit olsa herkes de Kur'an sünnetten hüküm çıkarsa. Yok. Ortada bir realite var. Bugün bırakın müştehit olmayı. Bırakın alim olmayı, salih bir Müslüman bile neredeyse çok az. Nerede kaldık insanlar Kur'an'dan sünnete hüküm çıkarsınlar? İnsanlar inanılmaz cahiller dini mevzularda. İkincisi, o zaman kişi sayısınca din olur. Herkesin kendine göre bir dini olur. Halbuki şimdi 4 tane var. Yani herkesin ayrı mezhebinin olması yanlış. Tek mezhep olması da yanlış. 4 tane mezhep, birinde bir insanlar çıkış yolu bulamazsa diğerinde bulurlar. Ama tek mezhep olursa, o zaman insanların işleri zor olur. Yani herkesi Kur'an sünnetle hüküm çıkartmaya sevk etmek mübalağasızlık olur. Dinden taviz vermek olur. 4 mezhebe karşı çıkıp tek mezhep olsun demek de mezhepleri birbirine yaklaştırmak, birleştirmek de aynı şekilde İslamiyet'e zarar vermek olur. Müslümanlara zarar vermek olur. Şimdi arkadaşlar, taklitten bahsettim, telfikten bahsettim, fetvadan bahsedeyim biraz da. Fetva nedir? Fetva çok duyduğumuz bir şey. İslam hukukçusunun hukuki mevzularda vermiş olduğu hukuki mütalaya biz fetva diyoruz. Fetva Arapça yiğit kelimesinden gelir, güçlendirmektir ama teknik olarak, ıslahi olarak İslam hukukçusunun dini bir meselenin halli hakkındaki mütalası, görüşüdür. Şimdi bir müftüye gittiğiniz zaman, müftü efendi böyle böyle bir mesele var. Bunun cevabı nedir? Kara kaplı kitap buna ne diyor diye sorduğunuz zaman, o size kara kaplı kitap buna şöyle cevap veriyor. Bu iş caizdir, değildir, şöyle yapmalıdır, böyle yapmalıdır diye bir cevap veriyorsa işte bu fetvadır arkadaşlar. Yani aslında fetva bir içtihattır. Yani bir müştehide sorduğunuz zaman Kur'an sünnetten, Kur'an'a bakar, sünnete bakar ve size bir cevap verir. Ama sonra artık müştehit kalmadığı için önceki müştehitlerin fetvalarını nakletmeye de aynı fetva deniyor. Bunlara da müfti deniyor. Müfti fetva veren demek. Binaenaleyh bugün artık müftüler mensup oldukları mezhebin görüşünü, fetvasını veriyorlar. Herkes fetva verebilir. İmama mahsus değil ki ben de veririm fetva. Benim mezhebim var. Oradaki şeyi veririm. Sütçü de verir fetva. Biliyorsa eğer. Yani fetva vermek için ille devletin tayin ettiği müftü olmak lazım değil. Her ne kadar Diyanet Kanunu'nda öyle yazıyorsa da Türkiye'de dini mevzularda konuşmak suçtur. Sadece müftüler ve Diyanet dini mevzularda cevap verebilir. Bunun dışında hiç kimsenin dini mevzularda insanlara cevap vermesi caiz değildir, yasaktır. Tatbik etmiyorlar Allah'tan. Etsin herkes hapiste şimdi. Ve İslam hukukuna dair sadece ibadetlere dair fetva verilir. İbadetler dışında fetva vermek de suçtur Türkiye'de. Diyanet Kanunu'na göre bu da ayrı bir mesele. Evet, şimdi arkadaşlar fetva bir meselenin dini boyutunu gösteren bir husustur. Yani suali soranın anlattığına göre fetva verilir. Doğru mu, değil mi, delilin var mı bunu araştırmaz. Ne sorarsan onun cevabını. Şimdi avukata gidiyorsunuz, siz diyorsunuz ki avukat bey benim böyle böyle bir davam var diyorsunuz. Şimdi avukat da sizin anlattığınıza göre cevap veriyor. Diyor mu size şahit getir, delil getir, senet getir? Ona göre siz bu davayı açayım mı açmayayım mı diye hemen bir karara varıyorsunuz. İşte müftünün fetvası da böyledir arkadaşlar. Fetvanın karşısında bir de kaza var, yargı. Bu ikisi birbirinden farklı. Fetva ile kaza arasında fark var. Şimdi kaza ise insanlar arasında hukuki ihtilafın çözülmesi demek. Kazada fetvadan farklı olarak
bir kere teşkili tarafeyn var. İki taraf teşkil edilir. Yani fetvayı kim verir? Müftü. Kazayı? Kadı, hakim. Hakime gittiğiniz zaman benim böyle bir davam var dediğiniz zaman hakim getir bakalım karşı tarafı der. Senin anlattığından ona ne? Adamın vazifesi onu çözmek. Müftü değil ki o. Ha fetva sorarsan tamam fetva verir kadı ama o zaman o hüküm değil o. Yargı faaliyeti değil. Kaza faaliyeti değil. Teşkili tarafeyn edilir. Siz davacısınız. Davalıya sorulur. Dava buna göre çözer meseleyi. Getir delilini şahidini der. Binaenaleyh fetva ile kaza arasında ne fark var? Bir kere fetva tek kişinin sualidir. Kazada iki kişi. Fetva müftü anlatana göre cevap verir. Kadı ise iki tarafın delillerine bakar. Fetva bağlayıcı değildir. Siz bu müftüye sorarsınız, işinize gelir gelmez, uyarsınız, uymazsınız, günaha girersiniz. Ama kadı hüküm verdiği zaman, bir dakika ben beğenmedim bu kararı, başka bir kadıya gideceğim diyemezsiniz. O kadının verdiği hüküm zorla tatbik edilir. Buna uymak mecburiyetindesiniz. Müftü herkes olabilir, herkes fetva verebilir. Kadınlar verebilir, köleler verebilir, çocuklar verebilir. İlim sahibi olan herkes fetva verebilir. Herkes kadı olamaz. Kadı ancak devlet tarafından tayin edilen bir kimse olabilir. Fetva her meselede verilir. İbadetlerde de, hukukta da. Fakat kadı, kaza hükmü sadece hukuki meselelerde verilir. Abdest namazla alakalı kazai hüküm olmaz. Bu böyle bir farklılık var meseleler arasında. Tabii fetva işin dini boyutudur. Yani siz müftüye sordunuz, size bir cevap verdi. Allah'tan korkuyorsanız bunu mahkemeye götürmezsiniz. Adam size dedi siz haksızsınız. Haksızsan zaten mahkemeye gitmez. Onun için fetvanın böyle bir fonksiyonu da var. Davaların sayısını azaltıyor ve insanların meselesini önceden çözüyor. Oraya sorduğunuz için diyorsunuz tamam bu böyleymiş madem gidiyorsunuz. Yani bazen fetva alıyorsunuz, kadıya götürüyorsunuz diyorsunuz. Ben müftüye sordum, bak böyle böyle bana fetva verdi. Kadı efendiye bu fetvayı verdiğiniz zaman iddianızı eğer aldığınız fetva sizin iddianıza uyuşuyorsa kuvvetlendirmiş olur. Ha, kadı efendi bu fetvayı uymak zorunda mı? Elbette ki değil. Hiç kimseye bağlamaz ki fetva kadıyı bağlasın. Kadı bildiğini okur. Ama yarın bir gün üst merci ona sorar. Sana fetva getirdiler. Sen bu fetvaya niye uymadın? Var mı gerekçe? Var mı gerekçe? Eğer bir gerekçe ileri sürerse mesele yok. Süremezse dava bozulur. Kadı da sorabilir fetva. Yani her kadının her şeyi bilecek diye bir kaide yok. O da fetva sorabilir müftüye. Ama dediğim gibi uymak zorunda değil. Ama uymadığı zaman nitekim divan-ı umayene yapılan şikayetlerde kadıya soruluyor. Niye sen fetvaya uymadın? Hangi gerekçeyle uymadın? Yani fetvayı reddetmen tamam. Uymak zorunda değilsin ama bir gerekçe olması lazım. Bir esbabı mucibe olması lazım diyor. Onun için fetva hukuki ihtilafları çözmekte mühim bir merhale. Mahkemeye intikal eden niza sayısını azaltıyor. Fetvanın varlığı, insanlar bir daha gidip de dava açmıyor. Çünkü dava masraflı. Masraflı. Ve kazıyı muhkeme teşkil eder açtığı zaman. Fetvada sorar, icabınca hareket eder. İnsanlar da o zaman fetvaya uyuyorlar. Saygı gösterir. Şimdiki gibi değiller. Çünkü fetva çok mühim bir fonksiyon icra ederdi eskiden. İslamiyet'te her şehirde bir müftü bulunması farz-ı kifayedir. Onun için devlet İnsanları bundan kurtarmak için Osmanlı Devleti'nde her şehre bir müftü tayin ederdi. İstanbul'dakine Müftül Enam Şeyhülislam deniyor, payitaht müftüsü. Onun dışında kenar müftüsü deniyor. Kasabalarda bile müftü vardır. Bu müftü devletten maaş alıyor. Normalde fahri olarak da yapılabilir. Ondan sonra insanlar rahatça gidebiliyorlar. Sadece dini meseleleri de şimdiki müftüler hukuki bir şey ifade etmiyor ama eskiden müftülerin vazifeti çok daha mühimdi. Sadece dini meselelere değil, abdest namaz sormuyor insanlar. Alış, veriş, muamelat, evlenme, boşanma bunları da soruyorlar müftüye. Böylece pek çok mesele müftüde zaten çözülüyor ve çok mühim bir fonksiyon icra ediyor müftüler. Bu sebeple Osmanlı cemiyetinde müftülerin yeri çok müstesna idi. Şimdi arkadaşlar, fetva hakkında anlatacaklarım bu kadar. Taklitten bahsettim. Telfikten bahsettim. İçtihattan bahsettim. Biraz da resmi mezhepten bahsedelim. Mevzu onunla alakalı. Bu resmi mezhep meselesi çok mühim arkadaşlar. Şimdi
Malumunuz İslam hukukunun bir prensibi var. O da şu. İhtilaf ümmeti rahmetün. Ümmetim arasındaki ihtilaf rahmettir. Buradaki ihtilaf da bir siyasi ihtilaf, sosyal ihtilaf değil. Hukuki meselelerdeki ihtilaf. Yani alimlerin ihtilafından bahsediliyor. Farklı içtihatlar Müslümanlar için bir rahmet meydana getiriyor. İyi. Peki o zaman hukuk birliği nasıl temin edilecek? Nitekim bakıyorsunuz bir karar verilmiş. Ona yakın bir şehirde başka bir karar verilmiş. Birbirinden farklı. Bu halifelerin her zaman başının hoşlanmadığı bir mevzu olmuş. İlk defa Abbasi halifesi Mansur, İmam Malik'e üstün zannı vardı onun. Onun Muvatta kitabını Kabe'ye asacağını, herkesin buna göre amel etmesini emredeceğini, böylece memleket hukuk birliğini yani Maliki mezhebini resmi mezhep yapacağını söyledi. Şimdi olsalar sevinirler, oh benim kıymetimi bir bildi halife derler. O İmam Malik öyle birisi olmadığı için dedi ki, sakın ha emir el müminin böyle bir şey yapma. Resulullah'ın eshabı dünyanın her tarafına dağıldı. Her birinde ayrı bir ilim vardır. Sen eğer onları benim kitabımı mahkum edersen ilmin inkişafını durdurursun. Ve ümmetimin ihtilafı rahmettir sözünün hakikati ortadan kalktır. Sakın böyle bir şey yapma. Bırak dedi. Halife Mansur'a da bunu İbn-i Mukaffa teklif etmişti. İbn-i Mukaffa İran asıldı, saray nazırı. O biliyor böyle şeyleri. Eski bir bürokrat. İmam Malik kabul etmedi. Bu iş kaldı. Akamete uğradı. Bu sefer onun torunu Harun er-Reşid, Abbas halifelerin en iyilerinden birisi olarak tarih kitaplarına geçmiştir. Harun Reşid aynı teklifi gene İmam Malik yaptı. Hacca gittiği zaman. İki senede bir hacca gidiyor halife. Aynı şeyi söyledi. Dedi ben bunu kabul etmiyorum dedi. Yani ben kendi mezhebimin resmi mezhep olmasını kabul etmiyorum dedi. Bu İslami ilimlerin önündeki inkişafı, fıkhın önündeki inkişafı durdurur dedi. Harun er-Reşid, İmam Ebu Hanife'nin güzide talebesi İmam Ebu Yusuf'u Kadir Kutat yaptı. Daha önce bu teklifi İmam Ebu Hanife'ye yapmıştı, o kabul etmemişti. İmam Ebu Yusuf kabul etti. Kadir Kutat, kadılar kadısı demek. Bugünkü Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, parlamentodaki kanun encümeni reisi gibi çok yüksek bir çeşitli vazifelerin uhdesinde birleştirildiği bir makam. Ve o zaman çok yüksek. Yani vezirden sonra Kadir-i Kudat en itibarlı makam. Bütün kadılar o tayin ediyor. Zati işlerini yürütüyor. Onların vermiş oldukları kararları kontrol ediyor. En mühimi bu. Ve memleketin şer'i müşaviri Kadir-i Kudat. Şeriatın tatbikinden o mesul. Çok itibarlı birisi zaten İmam Ebu Yusuf. O başa gelince kadılıklara kendi talebelerini tayin etti. Ve arkadaşlarını tayin etti. Çünkü onları biliyor, onları tanıyor. O zaman şimdiki hukuk fakültesi yok. Hukuk stajı yok. Kimi tanıyorsa, kimi biliyorsa, bu adam bu işi yapar, kim diyorsa onları tayin etti. Böylece Abbasi kadılarının büyük ekseriyeti Hanefi mezhebinden olmaya başladı. Ve yavaş yavaş bak İslam devletinde Hanefi mezhebi resmi mezhep gibi bir kabul görmeye başladı. Abbasileri istilaf eden, Abbasilerden sonra gelen Selçuklularda da Türkler Hanefi olduğu için aynı şey devam etti. Ki birkaç Selçuklu hükümdarı Şafi'dir. Gazneli Mahmud da Şafii olmasına rağmen Gaznelilerde de böyleydi, Karahanlılarda da böyleydi. Nitekim Osmanlılarda da kadılar hep Hanefi mezhebinden tayin edildiler. Bu gayet tabii. Ve devletin resmi mezhebi adeta Hanefi mezhebi oldu. Ama bununla alakalı bir sarahat yoktu. Yani bizim mezhebimiz Hanefi mezhebidir. Mutlaka Hanefi mezhebine göre hüküm verecek diye bir kaide yoktu. Ancak kadılar, bir memleketin mezhebi kadıdan anlaşılır, kadılardan anlaşılır. Kadılar hangi mezhepteyse her kadının ayrı mezhebi vardı eskiden. İlk zamanlar, Emeviler zamanında mesela. Abbasiler zamanında. Resmi mezhep diye bir şey yok. Ama artık yavaş yavaş mezhepler teşekkül edince, kadılar da belli bir mezhepten tayin edilince, her kadının kendi mezhebine göre hüküm verme mecburiyeti var. Bir müddet sonra artık bakıldı ki İslam devletinde aynı mezhebe göre hüküm veriliyor. Hukuk birliği kendiliğinden teşekkül etti. Osmanlılar kadıları tayin ederken bir usul getirdiler. Berat yazıyorlar, ferman. Oraya Hanefi mezhebinin esah-ı akvaliyle hüküm vermekle mükelleftirler. Osmanlı kadıları Hanefi mezhebinin en kuvvetli kavilleriyle hüküm vermek mecburiyetindedirler. Çünkü kadı halifenin vekilidir. Müvekkil vekili şu şekilde hareket edeceksin diye kayıtlayabilir. Nitekim mesail-i muhterefun fihada emir-i mümin hazaratı hangi kaville amel edilmeyi emrederse onunla
amel edilir. Yani kaide şudur. Halife, kadılar hangi mezhepte olursa olsun, kadı bir iştihatla hüküm verilmesini emrederse, kadılar kendi mezheplerini bırakırlar, kendi iştihatlarını bırakırlar. Halifenin emrettiği o iştihada göre hareket ederler. Çünkü atiullah ve atiur resul ve ulul emri minkum. Allah'a itaat ediniz, peygambere itaat ediniz ve sizden olan emirin sözüne itaat ediniz. Burada sizden olan emir halife ve yine meşru olan bir emirde bulunuyor. Diyor ki şu mezhebin hükmüyle, şu iştihada göre hüküm vereceksiniz. Bu caizdir. Mecellede de zaten bu var. İşte arkadaşlar, resmi mezhep tatbikatı böyle başlamıştır. Kadılar fiilen bir mezhepte olunca fiilen resmi mezhep. Kadılar bir mezhebe göre hüküm vermekle emredilince artık resmi mezhep ortaya çıktı. Osmanlılar'da Ebu Suud Efendi'den itibaren, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren artık kadılar Hanefi mezhebine hüküm vermekle emrolundular. Hanefi mezhebinin dışında verdikleri hükümler bozuldu. Bilhassa Anadolu ve Rumeli'de Hanefi mezhebi dışında hüküm vermek yasaklandı. Şafii mezhebine hüküm vermek yasaklandı. Hukuk birliği endişesiyle. İşte biz buna resmi mezhep tatbikatı diyoruz. Bunun benzerini tabi Eyyubiler, Memlükler de Mısır'da tatbik etmişlerdi. Daha sonra da yine aynı şekilde bu hüküm devam etti. Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar resmi mezhep tatbikatı. Resmi mezhep tatbikatının istisnaları var. Osmanlılar için söylüyorum. Sadece kadıların verdiği hükümlerde değil, devletin kanunlarının da bir mezhebe bağlı olması demektir ki fiiliyatta böyle olmamıştır. Osmanlılar ihtiyaç olduğu zaman bazen adını koyarak ama ekseri adını koymayarak başka mezheplerin hükümlerinden istifade etmişlerdir. Bunların en mühimi arkadaşlar, mesela devşirme sistemi Şafii mezhebine göredir. Beytülmal, ganimetler Şafii mezhebine göredir. Mesela vakıfların ve devlet mallarının uzun müddetli kirası Hanefi'de mümkün değildir. Hanbeli mezhebine göredir. Hava parası ve bazı tasarruf haklarının, gayrimenkullerdeki, arazideki tasarruf haklarının bedeli mukabilinde devredilmesi Maliki mezhebine göredir. Onun için Osmanlılar'da zaman zaman Hanefi mezhebi dışındaki madenler Maliki mezhebine göre, mesela madenlerin statüsü Maliki mezhebine göre benimsenmiştir. Binaenaleyh Osmanlılar her ne kadar Hanefi mezhebinde ise de, resmi mezhep Hanefi mezhebi olsa da, mahkemelerde Hanefi mezhebi tatbik edilse de, Osmanlılar ihtiyaç oldukça diğer dört mezhepten istifade etmişlerdir. Adını koyarak veya koymayarak. Zaten Maliki mezhebi Hanefi'ye en yakın mezheplerdendir. Bilhassa fıkhi meselelerde de ihtiyaç olduğu zaman Maliki mezhebine göre amel edildiğini görüyoruz. Arkadaşlar bir 10 dakika ara verelim, ondan sonra devam edelim.